tespitle ortaya konması gerekiyor. Yine özel esaslar kapsamı dışında tutulan belgelere baktığımızda, yani bu belgeler sahte olsa dahi hedeflerin koda alınmasını gerektirmeyen belgeler olarak belirtilmiş. Bu belgelere baktığımızda sipariş mektupları, proforma faturalar, sigorta poliçeleri, müstahsil makbuzu, sevk istalesi, KDV indirimine imkan tanımayan gider pusulaları ile ödeme kayıtsız belgelerin sahte olması halinde dahi hedeflerin bu belgelerden dolayı koda alınacağı, özel esaslara alınacağı belirtilmiş. Özel esaslara tabi nitelik bu belge tanımından sonra, belge kavramından sonra özel esaslara tabi olacak hedefler yine uygulama gerektiğinde tek tek edilmiş. Buna göre 213 sayılı vergi hukuk kanunu 153A maddesi kapsamındaki mükellefler. Ki bu mükellefler daha çok sahte ve muhtevet itibariyle yanlış belge ticareti yapmak amacıyla kurulan mükelleflerdir. Yine sahte ve muhtevet itibariyle yanlış belge kullanma ve düzenleme nedeniyle haklarında olumsuz rapor ve tespit bulunanlar özel esaslar kapsamında alınan mükelleflerdir. Yine sahte belge veya muhtevet itibariyle yanlış belge düzenleme konusunda haklarında olumsuz rapor bulunan mükelleflerin raporun ait olduğu dönemdeki ortakları, kanun temsilcileri, bunların kurdukları veya ortak oldukları şirketler de özel esaslar kapsamına, mükellefler de özel esaslar kapsamına alınmış. Ki bu düzenleme aslında 1988 yılında yayınlanan Mülkiye 28 numaralı katma değer vergisi tevhidinden itibaren süre gelen bir düzenlemedir. Bunun yanında haklarında beyanname vermeme, deftere belge ifraz etmeme ve adresinde bulunmama konusunda tespit bulunan mükellefler, haklarında KDV yönünden ihtiyat tacizi ve ihtiyat tacizi kullanan mükellefler, özel esaslar kapsamında alınan mükellefler arasında sayılmıştır. Yine tebliğe baktığımızda önemli konulardan bir tanesi, bir mükellefin özel esaslara alınabilmesi için mutlaka iade talebinin olması gerekmiyor. Dolayısıyla haklarında olumsuz rapor ve olumsuz tespit bulunan mükellefler, haklarında olumsuz rapor ve tespit bulunan mükelleflerden mal ve hizmet alanlar, sahte belge düzenleme raporu bulunan mükelleflerin raporuna ait olduğundaki ortakları, kanun temsilcileri, bunların kurdukları veya ortak oldukları şirketler, bir katma değer vergisi iadesi talebinde bulunmasalar dahi, bunlara ilişkin tespit veya rapor olması halinde, bunların da mükelleflerin deyimiyle koda alınacağı belirtilmektedir. Yine tebliğ bir tanım, olumlu rapor ve olumsuz rapor tanımına da yer vermiş. Tebliğe göre olumlu rapor, yüklenilen katma değer vergisi içerisinde veya bu döneme ait indirecek katma değer vergisi içerisinde sahte veya muhtevat itibariyle yanlışı belgeye dayanarak bir indirim yapıldığını tespit etmeyen raporların olumlu rapor olduğu belirtilmiş. Olumsuz raporda ise mükelleflerin yine yüklenilen veya bu döneme ait indirecek katma değer vergisi içerisinde sahte belge kullanmadan dolayı bir indirim söz konusu ise bu raporların da olumsuz rapor olduğu belirtilmiş. Buna göre vergi indirme raporları, vergi tekniği raporu, vergi indirme raporu tarafından düzenlenen vergi indirme raporu, vergi tekniği raporu, basit raporlar olumsuz rapor olarak tanımlanmış, belirtilmiş. Bunun yanında bu genel belirlemeleri, özel esaslara alınmanın genel belirlemelerini tevhid yaptıktan sonra bazı özel koşulların varlığını da ortaya konması gerektiğini belirtmiş. Bunlara baktığımızda her bir mükellef açısından koda alınma yönünde farklı esaslar ortaya konmuş, esaslar aranmış daha doğrusu. Öncelikle sahte belge düzenlemek amacıyla mükellefiye tesis edenlerde düzenlemiş olduğu faturalarda gösterilen tutarın yarısından fazlası, düzenlemiş oldukları belgelerde gösterilen tutarın yarısından fazlası sahte olan mükelleflerin sahte belge düzenlemek amacıyla mükellefiye tesis eden mükellefler olduğu kabul edileceği ve bu şekilde koda alınacağı belirtilmiş. Ancak buna ilişkin bu tespitin yanında, yani düzenlemiş olduğu belgelerden yarısından fazlası sahte olan mükelleflerin bu tespitin yanında mükellefin herhangi bir ticari faaliyetinin olup olmadığı, faturaların düzenlediği dönemdeki iş durumu, çevresindeki ticari itibari gibi hususların da ortaya konması
ve bunların da tespit edilmiş olması gerektiği belirtiliyor. Yine buna ilişkin olarak meslek mensuplarının da özel esaslara yani koda alındığını görmekteyiz. Yine bu düzenlemeye göre 213 sayılı vergi kanunu 153'e A maddesinin 1. fıkrasında sayılan haller dolayısıyla mükellefiyeti terkin edilenlerin usulüyle iştirak ettiği vergi inceleme raporunda tespit edilen 368 sayılı kanun kapsamındaki faaliyette bulunan meslek mensuplarının da özel esaslara alınacağı yani kodlanacağı belirtilmiş. Burada yine meslek mensuplarının bu şekilde kodlanabilmesi için nihai yargı kararının da aranması gerektiğini düşünüyorum. Zira nihai yargı kararından sonra meslek mensubunun aklanmış olması halinde telafisi güç, telafisi zor, birçok zararla karşılaşabileceğini de düşünüyorum. Bunun yanında sahte belge ticaretiyle uğraşan şirket, kamu temsilci ve ortaklarının durumlarına da değinmişti. Diğer şirketlerinde şirketin yanı sıra kanun temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, şirket sermayesinin asgari %10'una sahip olan gerçekten güzel kişiler, asgari %10 ortağı olduğu ve yönetimde bulunduğu mükelleflerinde koda alınacağı belirtilmiş. Bunun yanında sahte belge ticareti dışında, sahte belge ticareti dilinde kurulan mükellefler dışında, normal alım-satım faaliyetinin yanında sahte belge düzenleyen mükelleflere ilişkin de düzenlemeler yapılmış. Buna ilişkin yapılan tespitlerin de aşağıda belirtilecek, aşağıda yapacağım açıklamalara göre ortaya konması mantıklanmış. Buna göre sahte belge düzenleme tespiti bulunan mükellefin binlerin adresinde en az iki kişi tarafından bir yoklama yapılması ve yapılan bu yoklama sonucunda mükelleflerin adresinde bulunmadığı, ticari faaliyetin olup olmadığı, işletme kapasitesi, beyanlarının uyumlu olup olmadığı, iş yeri içerisindeki esnaf, site yöneticisi, muhtar gibi kişilerden alınan ifadelerle ticari faaliyetin itibarının değerlendirilmesi gerektiği belirtilmiş. Bu olumsuzlukların 15 gün içerisinde değerlendirilerek sonucuna göre mükelleflerin koda alınmayacağına karar verilmesi gerektiği ve tebliğ hükmü altındalanmış. Buna göre 15 gün içerisinde eğer bu değerlendirme yapılmaz ise bu mükelleflerin koda alınmasından koda alınmayacağı da tebliğde ortaya koymuş. Bunun yanında sahte belge kullanma hakkında sahte belge kullanma raporu olanlara ilişkin olarak da tebliğ şu düzenlemeye getirilmiş. Kullanıcıların yani sahte belge kullananların bu belgelerin kayıtlara intikal edilip ettirilmediğini ortaya koyması gerektiği belirtilmiş. Beğenlemede indirilecek katma değer vergisi olarak kullanılmadığını tespit istenmiş. Gerçek bir teslim veya hizmetin bulunmadığı, herhangi bir dönemde herhangi bir ödemede bulunmadığı, ödemede bulunduysa ödeme şekillerinin ispat edilmesi yine tebliğe istenmiş. İspat şekilde birazdan değineceğiz yine banka, çek, senet, kasa, PTT, kredi kartı ve benzeri şeylerle, benzeri hususlarla tespit edilmesi öngörülmüş. Bunun yanında malın nakliyesi olmadığı hususu yine aranmış. Ayrıca kaydı envanter, randıman, karşılık incelemeleri tespit, iş ve işlemlerin niteliği, stok durumu, sermaye ve ödeme kapasitesinin olup olmadığı, inceleme dönemine ait beyanları tespit edilmek suretiyle mükellefin vergi ödeme gayretinin bulunmadığının ortaya konması istenmiş. Bunun yanında sahte belge kullanma tespiti olanlara katma değer vergisi indirimlerinin düzeltilmesi imkanı getirilmiş. Sahte belge kullanımına dayalı KDV indirimlerinin belge inceleme raporuyla veya mükellefin düzeltme beyanlarıyla ilgilenecek KDV tutarlarının düşürmesi durumunda mükelleflerin özel esaslara alınmayacağı belirtilmiş. Tabii ki mükelleflerin, birazdan yine değineceğiz, mükelleflerin katma değer vergisi beyanlamelerini bu şekilde düzeltmeleri, diğer beyanlamelerini de düzeltmeyecekleri konusunda bazı sorunlara neden olmaktadır. Örneğin katma değer vergisi indiriminden sahte belgeyi çıkaran mükellefin kurumlar vergisi, geçici vergi ve gelir vergisi beyanlamelerini düzeltmeyeceği noktası da aslında açıklanması gereken bir husus. Tevhide bu konuda herhangi bir belirleme yer almamış. Bunun yanında sahte belge kullanma tespiti,
haklarında sahte belge kullanma tespiti olanlara baktığımızda yine burada da birçok husus aranmış. Öncelikle belgenin sahte olduğuna ilişkin tespitlerin yapılması gerektiği belirtilmiş. Aynı zamanda belgenin kullanıcı tarafından kayıtlara intikal ettirilmediğinin ortaya konması gerektiği belirtilmiş. Kayıtlara intikal ettirilen bu şeyin belgeye dayanarak beyannamede KDV indiriminin yapılıp yapılmadığının da ortaya konması istenmiş. Bunun yanında sadece beyan formunda bu belgelerin görülmüş olmasının ülke defterinin sahte belge kullanıcısı konumunda olduğuna tek başına yeterli olmadığı belirtilmiş. Ülke defteri bu koşulları yerine getirmesinden sonra bunun yanında bu KDV indirimine neden olan faturalar için malların veya hizmetin gerçekten alınıp alınmadığının ortaya konması aynı şekilde istenmiş. Bu durumla ilgili olarak ülkelerine 15 gün süre verileceği ve bu 15 gün içerisinde beyannamelerini düzeltmesi gerektiği veyahut da mal alımı gerçekse bu mal alımının ispat edilmesine ilişkin bir yazı yazılacağı belirtilmiş. Belirtilen bu süre içerisinde alışlarını ispat eden veya indirim hesaplarından çıkaran ülke defterin özel esaslara alınmayacağı belirtilmiş. Bunun yanında katma değer ve uygulama genel tebliğinde sahte belge ile muhteviyat itibariyle yanlış belgeyi kesin çizgilerle birbirinden ayırdığını ve farklı esaslara tabi tuttuğunu görmekteyiz. Bu nedenle muhteviyat itibariyle yanlış belge kavramına da tebliğ yer vermiş. Belgenin mahiyet ve miktar itibariyle gerçeğe aykırı olmadığı, belgede yer alan bilgilerin gerçeğe aykırı olduğunu delillerle tespit edilmesi gerektiği belirtilmiş. Belgede yer alması gereken zorunlu bilgilere yer verilmemesi, yer verip verilmediği, gerçekte satılan mal veya verilen hizmet yerine başka bir mal veya hizmetin satılıp satılmadığı gibi hususların da tespit edilmesi gerektiği ortaya konmuş. Bu tespitler yapılmadan ülke defterinin muhteviyat itibariyle yanıtçı belge düzenlemeden dolayı koda alınamayacağı tebliğ ayrıca altına alınmış. Haklarında muhteviyat itibariyle yanıtçı belge düzenleme tespiti bulunanlarla ilgili olarak da bu tür belge tespiti bulunan ülke defterinin bilinen adreslerinde en az iki yoklama grubuyla iki kişiden oluşan bir grupla yoklama yapılacağı, bu yapılan yoklamada müfettişin adresinde bulunup bulunmadığı, tespitin ilgili olduğu dönem itibariyle bildirdiği ticari faaliyetinin bulunup bulunmadığı, işletme kapasitesi de beyanlarının uygun olup olmadığı, iş yeri çevresindeki esnaf, site yöneticisi, muhtar gibi kişilerden alınan ifadelerle ticari faaliyeti itibarı değerlendirilerek 15 gün içerisinde tutanağa bağlanacağı, bu süre içerisinde de özel esaslara alınıp alınmayacağının kararının verilmesi gerektiği belirtilmiş. Bu süre içerisinde yoklamanın 15 gün içerisinde yapılmaması halinde ise mükelleflerin özel esaslara alınmayacağı veya alınan özel esaslarından mükelleflerin özel esaslara çıkarılacağı tebliğde belirtilmiş. Bunun yanında haklarında sahte muhteviyat itibariyle yanıtçı belge kullanma tespiti olanlara yönelik olarak da haklarında muhteviyat itibariyle yanıtçı belge kullanmasına yönelik olumsuz tespit bulunan mükellefler öncelikle kendi durumlarından haberdar edilmeleri gerektiği belirtilmiş. Bu tebliğde getirilen gerçekten en önemli düzenlemelerden bir tanesi de kod uygulamasına alınan mükelleflerin haberdar edilmiş olmaları. Hep verilen haberle de yani mükelleflere şu imkan da tanınıyor gördüğümüz kadarıyla. Ya beyannamelerin düzenlemeleri veya bu mal ve hizmet alımına ilişkin veya bu faturaların gerçekten faturalara konu olan mal ve hizmetlerin gerçekten alındığına ilişkin her türlü delille mükelleflerin ispata çağrılması tebliğ açısından gerçekten önemli bir düzenleme. Bunun yanında adresinde bulunamamada koda alınma için gerekli şeylerden bir tanesi, unsurlardan bir tanesi olarak görülmüş. Bilinen adresinde bulunmadığı yoklamayla tespit edilen mükelleflere 30 gün içinde ikinci bir yoklama yapılması gerektiği de belirtilmiş. Yani bir yoklamayla yetinilmemesi, bu yoklamadan sonra 30 gün içerisinde ikinci bir yoklamanın da yapılması istenmiş.
İkinci yoklamanın da en az iki personel tarafından yapılması ve tutanağa bağlanması. İkinci yoklamada da mükelleflerin bulunamaması halinde koda alınması gerektiği buna burada belirtilmiş. Elbette ki daha sonra mükellefin ortaya çıkması, bilinen geçerli bir adresini beyan etmiş olmasıyla kod uygulamasından çıkacağı da netlikle hüküm altına alınmış. Defter belge ikraz etmemede ne olumsuz